Merhaba arkadaşlar, ben Burak Çankaya. Bugün kanalıma en çok gelen sorulardan biri olan e, bir mühendisin, diyelim, yabancı dil konusunda nasıl olması lazım? Bu konuyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, e, biliyorsunuz mu bilmiyorum ama çoğunuz e, takip ediyor beni zaten. Sorular da oradan geliyor. Şimdi yurt dışında yüksek lisans yapıyorum. Wroclaw şehrindeyim, Polonya. Wroclaw Teknoloji Üniversitesindeyim. E, yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yüksek lisans yapıyorum. Şimdi İngilizce arkadaşlar zaten olmazsa olmazınız. Hani bunu şöyle düşünmeyin. Hani yani dil bilmeli miyim? İngilizce hani bu olmazsa olmaz. Bakın bir dil yetmiyor artık arkadaşlar. En az iki dil. Tavsiyem o. Yani genç arkadaşlar özellikle tavsiyede bulunayım. Mühendis arkadaşlara, mühendis olacak arkadaşlara. İki dil kesinlikle şart. Bir dil yetmiyor. Ve şimdi dil öğrenmek de yetmiyor. Çünkü dili kullanabilmek lazım. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Biliyorsunuz ki. Ya abi gramer iyi de işte konuşamıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Bakın bu sorunu aşamazsanız yine fayda yok. Şimdi benim mesela kendimden bahsedeyim biraz. Benim mesela sınava soksanız belki bir çoğunuzdan düşük puan alırım. Böyle gramer falan öyle çok kurallarını bilmem. Belki de sınav heyecanı yaparım. Bir çoğunuzdan düşük alabilirim. Ama bir adamla her konuyu konuşabilirim. Yani bana İngilizce getirin adamı her şeyi bir şekilde e, mesela o da arkadaşıma Trablusgarp Savaşı'nı falan anlatıyordum. Böyle Tarihle ilgili konuşuyorduk. Bilim konuşabilirim, sanat konuşabilirim. Önemli olan zaten arkadaşlar düşündüklerinizi biraz ifade edebilmek. Yani yarın bir gün iş hayatına çıktığınızda ya da akademik hayata gittiğiniz zaman tamamen durum yine değişiyor. Çünkü akademik hayata gidiyorsanız IELTS varı kelimeler. Yani IELTS'de TOEFL'da en çok çıkan e, bazı kelimeler var. bir Ben bunu link olarak aşağıya ekleyeceğim. 200 IELTS kelimesi. Bunu mutlaka çalışın. Ama nasıl çalışacaksınız onu da söyleyeceğim. Kesinlikle e, hangi kaynak bende bilgisayarımda yüklü. Oxford'un arkadaşlar. Cambridge'in sözlüğü var. Bilgisayarda programı var. Aynı kitaptakinin birebiri. İngilizce İngilizce. Sakın ola e, İngilizce Türkçe öğrenmeyin. Ve eş anlamlarını da yazın arkadaşlar. Ve beyninizde böyle böyle çağrışacak. Ve altı örnek cümlesini. Onu cümle içinde kullanmayın. Yani bir toolboxınız olacak. O toolbox'tan çekip onları kullanacaksınız. Ve de en büyük hatalardan biri şu bakın. Şunu çok yapıyorsunuz, çok görüyorum. Türkçe düşünmek mi? Yani doğru mu, yanlış mı? Bu soruyu çok tartışıyor insanlar. Bakın fark şöyle çok ince. Türkçe gibi düşünmeden Türkçe düşüneceksiniz. Tabii ki sen Türksün, Türkçe düşüneceksin. Bunun ötesi yok. Ama beynin onu bir anda böyle çevirecek hemen. Ama Türkçe gibi düşünmeyeceksin. Mesela atıyorum. <laughs> ne diyelim? Ya yani böyle ortamdasınız falan. Ya şu kıza yürüme falan diyorsun. Hani bu bildiğin walk diyemezsin yani. Türkçe gibi düşünemezsin burada. Yani ama Türkçe düşünmek zorundasın ve onu İngilizce nasıl çevireceğini hemen bulman lazım. Yani bazı şeyler tabi bizim Türkçe ile birebir ama şu an aklıma ilk böyle bir örnek geldi. Yine bu örnekler çoğaltılabilir. Ee, Türkçe kafa Türkçe gibi düşünmeyin sakın. Ama Türkçe düşüneceksin tabii ki. Ve zamanla zaten e, hızlanacağınızı hızlandığınızı göreceksiniz yani. Onun dışında ben özellikle TRT World kanalını tavsiye ediyorum. Açın arkada çal şey ses gelsin hiç önemli değil mükemmel bir kanal. her türlü konu var işte bilimden sanata çok fazla derin konular araştırmalar var ve acayip native speakerlar böyle adamlar bildiğin İngiliz konuşuyor yani böyle değişik yerlerden insanlar var. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani İngilizce geliştireceksiniz pratik. Ben nasıl yaptım? Liseden beri böyle yurt dışında arkadaşlarım vardı. Karen diye bir kız vardı hiç unutmuyorum. Yani Londra'da yaşıyordu. Düşünün lisedeyim. İşte kız yazıyor böyle sekmeler açık. LOL yazıyor. Lan bu ne diyorum hemen yeni sekme açıyorum. Bakıyorum la aksan yani çok gülmek. Böyle böyle öğrendim. Ve karşımıza gerçekçi olalım. Bir kız olduğu zaman biz erkekler çok kolay gaza gelen insanlar yani yaratıklarız. Hemen böyle öğrenmek istiyorsun. Bir tane bayan arkadaş bulursun. Onunla chat yaparsın. Veya Oyunlar. Oyunlar da bana çok gelişim sağladı. Artık şimdi oyunlar hep konuşmalı zaten. Kesinlikle pratiğinizi böyle geliştirebilirsiniz. Ee, belli siteler var geliştirmek için. Neydi? Livmoka.com Livmoka.com sen dil öğretiyorsun, öğrendikçe, öğrettikçe puan kazanıyorsun, kazanıyorsun. Onlar da sana öğretiyor. Öyle bir sistemim var. Ee, bir tane bilgisayar program vardı. Adını unuttum. Şimdi alta yazacağım yorum olarak. Onu kurabilirsiniz. O bildiğin uygulama gibi. Sıfırdan başlayacaklar. Onu tavsiye ediyorum. Ama yani mutlaka bir dil. Şimdi bende de A2 Almanca var. Onu geliştirmem lazım. Eksik hissediyorum. Ama İngilizcemde eksik hissediyorum. Niye? Ben de şimdi gramerimi toparlamaya çalışıyorum. Yani o kadar iyi geliştirdim ki. Pratiği. Gramer biraz zayıfladı bu sefer. Şimdi <laughs> kelime çalışacağım. Özür dilerim bu arada hastayım arkadaşlar. Dışarı çok soğuk. Anlık böyle bir video çekme gereği duydum. Biraz o yüzden doğaçlama konuşuyorum şu an. Kafamdakileri toparlamaya çalışıyorum. Eee... Ama yine de soru olarak yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım. Hani benim unuttuğum, söylemediğim veya merak ettiğiniz şeyler varsa bunları sorun. Veya bir sonraki konuda konuşmamı istediğiniz konuları bana sorabilirsiniz. E, bilgim dahilinde hepsinde yardımcı olacağım size. E, dediğim gibi bir toolboxınız oluşuyor. Kelime listeniz ve onları seçip kullanmak. Bu yüzden çok fazla dinleme yapın. Görsel yapın. Mesela İngilizce bir dizi açın. Diziler sizin belli kalıpları öğretir. Mesela şey. That's the why. This why I'm diyemedim lan. That's the reason that's the reason why I'm talking with you. That's the reason why I came to here. Bak bu that's the reason mesela bu benim çok sevdiğim bir kalıp. Söyleyemesen de kusura bakmayın. Bu kalıbı çok kullanıyorum. E, bu kalıp hep dizilerden gelen kalıplar, filmlerden gelen kalıplar. Ama alt yazıyı mutlaka İngilizce yapın. Gördüğünüzü beyniniz hemen onu orada daha iyi oturtacak. Emin olun yani. E, bunu tavsiye edebilirim. Delta World'u tavsiye edebilirim. Bunun yanında ikinci bir dile mutlaka başlayın. E, IELTS kelimelerini atacağım. O listedekileri mutlaka çalışın arkadaşlar. Faydasını göreceksiniz. E, ben bir ara Skype üzerinden pratik şeyleri oluşturmuştum. Böyle pratik yapıyorduk ama malum her zamanki gibi Türk milletinin özelliği ilk başta hevesle başlarlar. Sonra yavaş yavaş eksilir. Ki ücret para bile almıyordum bundan. İnsanlara ben 10.30'da masa başında oluyorum bilgisayar başında. İnsanlar o gün gelmiyordu. Ben de sinirlendim. ya yani dedim devam ettirmenin mantığı yok yani. Ama burada mesela birazdan saat 7 gibi hatta saatimi kontrol edeyim. Mesela burada Babel meetingleri oluyor. Evet şimdi arkadaş da sormuş kaç gibi burada olursun diye. Babel meetingleri oluyor. Böyle dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Konular üzerine konuşuyoruz böyle. Ne haber nasılsın ötesinde. Yani çok ciddi konular konuşuyoruz. Çok güzel oluyor. Konuşamıyorsan bile yanında dur dinle birini yani. Geliştireceksin. Bu Karen'e geleceğim. İşte lisedeyken bu arkadaşla konuşuyoruz. Karen dedim yarın şöyle bir sınav var. Ve sınavda şöyle bir konu var dedim. Burak dedi bu konuyu ben bilmiyorum. Yani inanın İngiliz, yani biz Türk olarak Türkçe'yi çok mu kullanıyoruz? Benim senin kullandığın toplasan 200 kelime geçmez günlük hayatta. Biz Zeki Müren Türkçesi kullanmıyoruz. E, gramer ya da dil bilgisi diyelim daha doğrusu. Dil bilgisine çok dikkat etmiyoruz. Ama yine de e, akıcı ve seri konuşuyoruz. Bu bir gerçek ama yeterli değil. Aynı şekilde İngilizce de öyle. İngilizler de öyle. Emin olun herkes çok yapılara uygun. Present, continuous, dar, past bilmem ne ama çok dikkat etmiyorlar anlıyorsun bir şekilde. Ya yeri geliyor el işaretiyle bile anlatabiliyorsun derdin ama dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim gerçekten. Kusura bakmayın. E, ciğerlerim üştüm galiba. Gördüğünüz gibi bayağı kalın giyiniyoruz böyle simsiyah giyindik bugün termal. E, mutlaka yani bir mühendissen yani kaynaklar İngilizce. Hepsi İngilizce. Türkçeyi bırakacaksın. Ya yani ben geçen bir tane yüksek lisans forumunda şey gördüm yani niye bize İngilizce sorular falan diye bu adam araştırma görevlisi öğretim görevlisi olmak istiyor ileride. Ya yani ben bizim üniversitede öğretmen biliyorum İngilizce bilmeden adam prof oldu. Adını söylemeyin bilen biliyor. Yani İngilizce bilmeden profesör olan adam var. Düşünebiliyor musunuz? Dünyayla yarışacağız, entegre olacağız. İşte makale yazacak adam. Makale Türkçe yazmıyorsun, İngilizce yazacaksın. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi akademik gidecek misiniz? Mühendis olarak mı devam edeceksiniz? Şöyle ikiye ayıralım yolları. Burası akademik. Tabi orada sol görünüyor şu an ben kendi solda görüyorum. Şu kısım akademik önemli değil. Bu kısımda e, normal mühendis. Bakın şu kısımda pratik daha önemli. Dürüst olmak gerekirse. Şu an çat uçutur konuşabiliyorsan tamam bir şey yok. Derdin anlatıyorsan. Ama akademik gideceksen bu yoldan gideceksen mutlaka ama mutlaka çok iyi kelimeler seçmen lazım. Yani ben derslerde özellikle notlar alıyorum. %70-75 anlıyorum. Bak bu beni mutsuz ediyor. Ben hep notlar alıyorum. Mesela bakalım aldım. Notlardan ne var? Ee, şu kelimeyi çok unutuyordum. Mesela bunu almışım. Retard. Gecikmek. Mesela bu akademik bir kelime değil ama. Ee, bakalım. Şey çok vardı. Consequence olabilir. Ee, bak şu an bile aklıma gelmiyor böyle düşündüğüm zaman. Düşünmeyince gelir ya. Belli işte akademik kelimeler var. Hatta... E, şu kitap burada mı? Kitap burada değil de onları ben size ekleyeceğim ve yükleyeceğim internete. Onları mutlaka indirin arkadaşlar. O belli akademik kelimelerden zaten hep aynı döngüde. Circumstances mesela. Bu hep çıkar. Yani IELTS kelimeleri hep hayatıma çıkacak mı diyordum. Aa, gerçekten derslerde hocalar bunları kullanıyor. Approximately. Bakın bunu çok kullanırlar mesela. Bu tarz tabii ki. Mutlaka ama mutlaka akademik hayata gidecekseniz kelime bilginiz gerçekten iyi olması lazım. Bunun dışında ben size tavsiye ettiğim ikinci dil Almanca. Öyle makine mühendisiyseniz, elektrik elektro, elektronik mühendisiyseniz diyemiyorum ya. Ya özür dilerim gerçekten çok kötüyüm. Ağzım kuruyor sürekli ama bu videoyu yarıda kesmek istemiyorum önemli değil çünkü bir daha oturup bunları anlatmak kolay olmuyor ama samimiyetime umarım inanıyorsunuzdur ben bu kadar su falan içiyorum karşınıza Kasamıyorum böyle fazla video oynaması falan yapmadan ben direkt paylaşıyorum amaç faydalı içerikler olsun gerçekten derdim ee, biz göremedik büyüklerimizden bize fayda bizden size olsun en azından sağ olsunlar pek yardımcı olmamışlardı zamanda bizim büyüklerimiz belki de YouTube'da böyle şeyler yoktu e, dediğim gibi arkadaşlar ikinci dil Özellikle Almanca'yı öneriyorum. Ne olabilir başka? <laughs> Almanca olabilir, Çince olabilir. Çok zor biliyorum. Ben yapamam mesela ama teknolojinin geliştiği yerlere gidin. Japonca, Japonya, Kore. Kore olabilir. Ee, Avrupa'da başka neresi var? Güneş enerji santrali falan düşünüyorsanız. İspanya olabilir. Ee, başka ne olabilir? Başka bakalım. Portekiz olabilir. İngiltere çok güzel tabii. Yani önemli olan mesela ben Lehçe öğrenmem lazım ama Yalan olmasını öğrenmiyorum. Öğrenmeyeceğim de. Yani iyi düzeyde kendimi idare edecek kadar biliyorum. Çünkü yarın bir gün kullanmayacağım. Burada benim sektörüm yok bunu biliyorum. Yani daha akıllı davranın. Geleceğinize yönelik yani yatırımlar yapın ama her şeyin önemlisi ne biliyor musunuz? Temel. Temeli nasılsa öyle gidiyorsun. Bakın benim gerçekten ilkokulda matematik temeli çok kötü gittim. Hala bunun sancısını çekiyorum yemin ederim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Yani ben lise ortaokul sınavına girerken şey denklem çözemiyordum ama Belki benim hatam, belki kafam basmıyordu ama fizikle biyolojim hep iyiydi, iyidir yani. Kimyayı da biraz kafam basmaz ama matematikte hep eksikler var. Ya gerçekten ağaç yaşken eğiliyor arkadaşlar. Temeli düzgün oturan bütün herkese bakın hepsi zaten top böyle adamlar hep üst seviyelerde. Dilde de öyle. Maalesef Türkiye'de dayıyorlar bize grameri, ezberci eğitimi. <laughs> Kafamız karışıyor. Bu çok yanlış bir öğretim sistemi. Daha çok uygulamalı olması lazım. Açacaksın dünyanın her yerinden insanları bir araya getireceksin. Skype'da konuşturacaksın ya da bir tane yabancı getireceksin. Konuşmaya çalışacak. O yüzden böyle what's the purpose of visit deyince ınk diye kalıyor yani adam anladın mı? Cem Yılmaz'ın muhabbet gerçek. Bir gün havalimanında Almanya'ya giriyordum yemin ediyorum. Bir tane Hintli gibi bir şey böyle aksan aynı böyle. What's the purpose of visit falan böyle konuşuyor. Öndeki olan kasıldı böyle yani bildiğin TOEFL İngilizcesi sahibi olan işte Cümle kurmaya çalışıyor falan. Bana geldi ben şey dedim. I came here for a touristic travel dedim. Bitti yani. Böyle rahat olun. Rahat olun kasmadan yani. Gerçekten dili yapabilirsiniz. Ben gerekli ki dökümanları eklemeye çalışacağım bu alt kısmı açıklama kısmına. O programın adı neydi ya? Gerçekten şimdi merak ettim ha. Programın adını da söyleyeyim de. İngilizce öğreni öğrenmek için program. Duolingo değil ama. Duolingo'yu kullanmadım. O yüzden bilmiyorum. Eee duolingo demişler. Evet, hemen bakıyorum. <laughs> Çok meşhur bir şey. Rosetta Stone arkadaşlar. Ben arkadaşım bunu Almanca öğrendi. Sıfırdan. Adam oturdu Almanca'yı öğrendi yani. Ben de Rosetta Stone'u tavsiye ediyorum. Ee, bir saniye hemen şuradan şey yapalım bakalım. Ee, torrent'i var mı? Evet, torrentte de var. Ama ücretli bir uygulama. Tabii ki ben e, yasal kısmını tavsiye edeceğim. Siz ne yapacağınızı ben biliyorum zaten. O yüzden e, size program adını söyleyeyim. Rosetta Stone. Onun dışında IELTS sınavına mutlaka hazırlanın. TOEFL daha zor geliyor bana ama IELTS'de birebir insanlasın. Ve IELTS'in mantığı gerçekten İngilizce öğreten bir mantık. Sınav taktiği de var ama e, listeningleri mesela artık yorumlatıyor sana. Readingler de öyle. Güzel bir sınav. IELTS'i tavsiye ediyorum. Mutlaka girin IELTS'e. Onun dışında yabancı bir arkadaş edinin erkekleri diyorum bir kız bulun ya İngilizce konuşun kendinizi gaza getirin hiç önemli değil amaç hedef belliyse hedefe giden yollar mübahtır yani kullanın her şeyi arkadaşlar teknoloji elinizin altında yani şu anda Skype ile istediğiniz yerdeki bir insanla konuşabiliyorsunuz bu kadar basit ee, onun dışında dediğim gibi limoka.com güzel onun dışında ben kaynak buldukça alta paylaşacağım dediğim gibi arkadaşlar mühendis bir insanın bakın İngilizce bilmiyorum diyorsa ya yani bu mesleği bıraksın. Yani gerçekçi olalım. Teknik bilgi tamam önemli ama bütün her şey artık dünya global bir çağda. Bunun farkına varın. Hani e, gerçeklerin farkında olun arkadaşlar. Yani kendiniz hayal dünyasını yaşatmayın. Yarın bir gün yurt dışında da iş bulmaya gidebilirsiniz. Burada HP, Google, Intel bütün firmalar burada. Burada çalışan Türkler var. Nasıl çalışıyor? Yazılımı tamam önemli ama adamın yani yazılım bilgisi ama adamın İngilizcesine de bakıyorlar. İngilizce bilmiyorsa almazlar. Nasıl iletişim kuracaksın? kodluyorsun ama ne yapacağını nasıl konuşan adamla. Bu yüzden arkadaşlar mutlaka ama mutlaka bir dil minimum en az iki dil bileceksiniz. Yani bu kendinizi geliştirmekten korkmayın. Mühendis demek çok şey bilen demek değil arkadaşlar. Sorunlara akılcı çözüm getiren, neyi nasıl yapması gerektiğini bulan biz çözüm insanıyız. Biz çözüm insanıyız arkadaşlar. Bu çözümü de kendi içinizde bulun. Sorunuzu tespit edin ve bulun bu çözümü. Onun dışında her türlü sorunuzu yorum olarak yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki konumun ne olmasını istersiniz? Yurt dışı yüksek lisansla ilgili mi konuşayım? Herhalde onları da ilgili bir yaparız. Bir ara bir canlı yayın yaparız. Canlı yayın da ben daha rahat oluyorum. Böyle kayıt olunca biraz açıkçası rahat olamıyorum. Unuttuğum şeyler oluyor. Ama e, genel olarak elinden geldiğince bilgileri vermeye çalıştım. Kanalıma da şurada olması lazım. Veya bu tarafta. Şimdi tam yönler karıştı şeyde. Abone ol butonu var. Tıklarsanız, abone olursanız ve beğendiğiniz videolarımı da paylaşırsanız bu beni mutlu eder. Buradan derdim e, nitelikli içerikler ekleyip size faydalı şeyler olmasını sağlamak. Tabi arada bir vloglar yapıyoruz, gezileri mezileri. Ama her zaman da sıkıcı olmasını yapıyoruz. Yani güzel şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarınızı esirgemeyin. Onlara ben de cevap yazacağım. Takip ediyorum sizleri de. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka ama mutlaka bir dil, en az iki dil. Öncelikle çok iyi bir İngilizce. Daha sonra da ama sakın böyle İngilizceyi de bir dizlerden değil sadece. Daha genel öğrenin. Sonra da Almanca öğrenin arkadaşlar. Kaynak mı istiyorsunuz? Bana yazın. Ben size atarım. Hiç sorun değil. Kendinize çok iyi bakın. Arada bir bu arada Vroslav dolan varsa ben buradayım. Gelin bir, bir bir pratik yaparız. Hiç sorun değil. Oturup İngilizce saatlerce konuşalım. Veya Skype'dan grupta kurarız. Hani yeter ki beni biraz gaza getirin demek istediğim böyle Hevesim kaçtı. Skype grubu kurmuştuk, Üç kere konuştuk. Mesela konulardan bir tanesi, bir tane Polak bir kız getirdim ben grup konuşmasına. O Türkiye'de de yaşamış. Aradaki farkları kıyasladık. Türkiye ka Türkiye'de kadın olmak, yurt dışında kadın olmak, kadın hakları gününü, e, o gün kadınlar günüydü, Dünya Kadınlar Günü. Onunla ilgili konuştuk. Böyle farklı konulara girmeye çalışıyorum. Teknolojiyle ilgili, işte göçmenlerle ilgili, yani bunları konuşmaya çalışın. Her şey sizin elinizde. E, dönüşlere göre ben de durumu değerlendireceğim. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın, bay bay.